Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin el koyduğu F-35'ten doğan boşluğu, gövdesi modernize edilmiş, uçuş, görev ve elektronik sistemleriyle silahları yerleştirilmiş F-16'larla dolduruyor. Amaç, Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk lotu için planlanan 2030'a kadar savunmada boşluk oluşmaması. Ayrıntılara geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör İsmail Demir, modernizasyona ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda gövde modernizasyonu ile uçakların yapısal ömrünü 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Demir, F-16 Block 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenilenmesiyle ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede tamir ve değişimle gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedefliyoruz dedi. F-16 Block 30 model uçaklar 2016'da 7.000 uçuş saatine ulaştı. Bunun öngörülmesiyle 2015'te üretici şirket Lockheed Martin ile birlikte modernizasyon projesi başlatıldı ve 2020 sonuna kadar 4 uçak tamamen modernize edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Sözleşme gereği modernizasyonda Lockheed Martin'in sağladığı parçalar kullanıldı. Filodaki tüm uçakların modernizasyonunun 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Savunma kaynakları modernizasyonda parça temini konusunda sorun yaşanmadığını, ancak temin sorunu yaşanması halinde Türkiye savunma sanayi şirketlerinin aynı parçaları üretme kabiliyetinin bulunduğunu belirtiyorlar. Kaynaklar F-35 uçaklarının en önemli gövde parçaları ile iniş takımları gibi kritik parçalarının Türkiye'de üretildiğini işaret ediyorlar. F-16'ların gövde modernizasyonunun yanı sıra seyir-i sefer, görev radar ve silah sistemleri de yerleştiriliyor. 2012'de başlayan Özgür projesi kapsamında Aselsan'ın ürettiği hedef tarama, tespit ve atış kontrol radarı, milli görev bilgisayarı, çok işlevli renkli kokpit ekranı, yakıt, hidrolik ve motor gösterge ekranı, seyir-i sefer sistemi, kriptolu milli ses emniyet cihazı, milli dost düşman tanıma sistemi ve dijital kamuflaj sistemi F-16'lara uygulanıyor. Türkiye dijital kamuflaj sistemini ilk kez F-16'larda deniyor. Böylece eski uçaklarda bile düşük görünürlük sağlanabiliyor. Proje kapsamında 35 adet F-16 Block 30 uçağı modernize edilecek.